Merhaba arkadaşlar kanalıma bugün de hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün yine bir konuyla sizlerle birlikteyim konu başlığımız ne arkadaşlar başka sevgilerde partnerimiz ya da biz ne zaman teselli aramaya başlıyoruz evet eğer ki muhtaç bırakıyorsa partnerimiz bizi ya da biz onu muhtaç bırakıyorsak hangi başlıkları birazdan sayacağım başlıkları bu ilişkide taraflardan biri muhtaç bırakılan kişi kişiyi bırakıyor arkadaşlar. O yüzden de aslında bir ilişkinin daha böylelikle maalesef sonuna geliniyor. Yani ilişkileri tüketen başlıklardan bahsedeceğim sizlere ve tükenmek istemiyorsanız lütfen bu başlıklara dikkat edin arkadaşlar. Şimdi ilişkilerde önemli bazı böyle köşe taşları var. Onlar yerinde durması gerekiyor. Onları çok oynatırsanız <laughs> bu ilişki başınıza yıkılıyor. Unutmayın arkadaşlar. Ve hani çok seviyorduk birbirimizi. Beni çok seviyordu niye gitti ya da ben onu seviyordum ya sevgim bitti denilen noktalar aslında bu başlıklar arkadaşlar o yüzden bu noktaları böyle dikkatli işlemeniz gerekiyor bu başlıklara dikkat etmeniz gerekiyor peki ilişkinizin aslında tükenmeye başladığını gösteren başlıklar hangi başlıklar hemen geçelim o başlıklarımıza şimdi birinci başlığımız arkadaşlar eee Şimdi eğer ki ilişkinizde çok fazla tartışıyorsanız bakın sürekli artık konuşmalar tartışmalara evriliyorsa konuşarak değil de tartışarak hikayenizi devam ettiriyorsanız bu ilişki tükenmeye mahkum ilişkilerden bir tanesi arkadaşlar nedir ee, şimdi bir olay oluyor partnerler olayları konuşup çözümlemek yerine olaylar daha da hararetleniyor biri savunmada öbürü suçlamada ve tartışmalar büyüyor kimse kimseye anlamıyor zaten anlamadığında da tartışmaların arkası kesilmiyor o yüzden de ilişkinizde Eğer ki bir ay içerisinde ikiden fazla tartışma yaşıyorsanız büyük büyük tartışmalar sonrasında doğru oh rahatladım diyorsanız yani tartışarak rahatlama evresine geçtiyse bir ilişki bu ilişki bizim başımızı ağrıtacak sonu pek de böyle mutlu sonla bitecek bir ilişki değil hayal kırıklığı yaşanacak bir ilişki o yüzden tartışma sayınız çok fazlaysa çok fazla tartışıyorsanız Oh rahatladım kelimesini konuşarak değil de tartışmanın ardından arkadaşlar eğer kullanıyorsanız hanginiz kullanıyorsanız artık o hikayenizde sizin bildiğiniz bir başlık işte e, bu başlık bizi sıkıntıya götürecek bir başlık diye hemen ampul beyninizde zihninizde yansın lütfen bu sıkıntılı bir durumda olduğunu ilişkinin yansıtıyor bize. Sonra bir başka başlığımız da partnerin evet böyle halleriyle ilgili çeşitli halleriyle ilgili beğenmeme halleri mesela diğer partnerin nedir partner bir şey yapıyor kişi ona kendini yetersiz hissettiriyor bir yemek yapmış aa bunun tuzu nerede ya da bir yerden bir yere götürmüş. Sen de hiç yolları bilmiyorsun gibi. Hani onu yetersiz hissettirdiğinizde, onu ezdiğinizde size de yapılıyorsa bakın karşılıklı bu başlıklar çünkü. E, laf sokmalar çok fazla oluyorsa hikayenizde. Sonra baktığınızda hikayenize ya eleştiriler daha fazla, iltifatlar daha azsa arkadaşlar bu da aslında yavaş yavaş ilişkinizin tükendiğinin verisi olarak karşımıza çıkıyor. Sürekli eleştirmek, yetersiz, değersiz hissettirmek, aşağılamak, ezmek. Evet, bunlar maalesef ilişkileri tüketen başlıklar. İçerideki duyguları gün gün erit, e, eriten başlıklar haberiniz olsun arkadaşlar. Ve paylaşım ihtiyacının aslında karşılanmaması da yine çok önemli bir başlık. Ne demek bu şimdi arkadaşlar? Bu şu demek oluyor. Herkes kendi başının çaresine baksın. Hikayede yani birinin canı sıkılıyor öbürü halledersin sen diyor. Biri mutlu oluyor bir şey paylaşıyor. Tamam ya şimdi işim var gibi konuşmalar gerçekleşiyorsa eğer ki hikayede yeterli ilgi alınamıyorsa paylaşılan durumlarla ilgili kişiler zaten bir süre sonra kendini kapatmaya başlıyor hikayelerde. O yüzden de hani şefkatin yetersiz verilmesi ilginin yetersiz verilmesi e, ne yapıyor ilişkideki Artık bunu kim azalıyorsa arkadaşlar buna ihtiyacı olan karşı taraftan bunu karşılayamıyorsa onun duyguları gün gün azalmaya başlıyor unutmayın. Sonrasında ya bu beni niye terk etti niye gitti her şey güzeldi diyen çok insan var maalesef ama her şey güzel olmuyor arkadaşlar her şey güzel olsa zaten bu şekilde de bir son olmuyor. O yüzden kendimizi kandırmayacağız. Gerçeklerin çok dışına çıkmayacağız. Yani ilişkilerin ihtiyaçlarını aslında iyi okuyacağız. Ve özeti de iyi çıkartacağız. Olur mu arkadaşlar? Bunlara dikkat edeceğiz. Partilerimize karşı duyarsız olmamamız gerekiyor. Birbirimizin ihtiyaçlarını gözetmemiz burada kıymetli. Partner gelmiş çok yorgun. Hakikaten çalışmış. Burada cinsiyet ayrımı yapmamak kıymetli. Bunu gözlemlemelisiniz canım sen yorulmuşsun bir yorgunluk kahvesi yapayım mı diyebilmelisiniz partnerinize. Bu e, dediğim gibi arkadaşlar e, paylaşım ihtiyacı ya da üzüldüğünde canı yandığında size ulaştığında ona karşı duyarsız kalmamanız yine ilişkinizi beslerken bunları yapmadığınız takdirde ilişkiniz tükeniyor gün gün haberiniz olsun. ve Saygı tabii ki çok önemli ilişkilerde ve saygısızlık da yine partnerin bizden uzaklaşmasına vesile oluyor. Ve ne dedik zaten başka sevgilerde kişiler teselli aramaya başlıyor dedik. Bunlar eksik olursa dedik. Başka sevgilerde teselli aramaya geçmesini istemiyorsanız dikkat edeceksiniz bu başlıkları. Hem siz hem de partneriniz arkadaşlar saygısızlık. Evet seçimlerinde e, kişiye saygı göstermemek, bir gömlek giymiş, beğenmiş giymiş. Cık, olmamış demeniz. Ya da işte e, bir iş başarmış. Hı, bu muydu, yani bu kadar zamandır uğraştığın şey dememek değil mi? Heh. ya da işte kişinin onuruna, gururuna değer verdiği kırmızı çizgilerine basmamak, bakın özel alanlarına saygı duymak yine ilişkilerin ömrünü uzatırken bunların yapılmıyor olması kişiyi, onun kişiliğine ve seçimlerine hakaretlerle, aşağılamalarla geri bildirimler sunmak ne yapıyor? Kişiyi bizden uzaklaştırıyor işte yine başka sevgilerde teselli arama yoluna gidiyor. Bunlardan mahrum kalan kişiler unutmayın arkadaşlar. Ve e, samimiyetin hikayede samimiyetin olmaması. Samimiyetin olması dediğimiz noktada arkadaşlar paylaşımların yine hikayede yer almaması, samimi bir konuşmanın gerçekleşmemesi, samimi bir sarılmanın olmaması, yüzeysellik aslında yine ilişkileri tüketiyor arkadaşlar ve hani konuşmalar yapılırken e, samimi konuşmalar işte oradan buradan şuradan başlıkların yine aktarılıyor olması, gün içinde yaşanan hikayelerin partnerle paylaşılıyor olması, partnerin çok dışarıda tutulmuyor olması yine hikayelerde aşk hikayelerinde, gönül işlerinde önemli arkadaşlar. Nasıl bir şey bu mesela? Örnek verelim İş yerinde bir olay oldu. İş yerindeki bir arkadaş patronla tartıştı. İşte ya işte duydun mu? Bizim e, Hürriyet'te patronla gerginlik yaşamış. Ne olmuş canım ya? diye mesela kişi karşı taraftan bir geri bildirim vermeli. İşte patron demiş ki ya sana zam yapacağım. Sen şefsin. Diğerlerine zam yapmayacağım dedi. dedi. Patron böyle dedi. O da geldi işte bize anlattı. Biz de şaşkınlık içerisinde kaldık. Ne yapacağımızı bilemedik. Oradan geldi Mehmet Ali. Dedi ki ya ne haliniz varsa görün karışmıyorum ben bu işe dedi. Seval dedi ki olur mu öyle şey canım. Ee, ben bunu kaldıramam. Benim ihtiyaçlarım var. Zam istiyorum dedi. Ya da oradan diğer arkadaş atladı. İşte Kemal dedi ki ya gider ben konuşurum ortalığı yıkarım. Böyle karar mı olur dedi. Oradan Murat atladı dedi ki, arkadaşlar bir sakin. Ne yapıyorsunuz? Bir aramızda değerlendirme yapalım. Bunu hallederiz. Onun bize ihtiyacı var dedi. Gibi. Tamam. Mesela e, gün içerisinde ya da iş yerinizde yaşadığınız, mahallenizde yaşadığınız, ailenizde yaşadığınız böyle verileri partnerinize paylaşmak inanın ilişkileri çok besliyor arkadaşlar. Yani nedir? Yaşanan olayları Gün içerisinde partneri dışarıda bırakmadan onunla paylaşıyor olmak, biraz gıybet yapıyor olmak, bakın araştırmalar e, gıybetin de aslında ilişkileri beslediğini, dedikodunun da aslında ilişkiyi biraz beslediğini, iftiradan bahsetmiyoruz. Yani yaşanan olayları paylaşmaktan bahsediyoruz. E, gösteriyor araştırmalar bunun ilişkilere faydası olduğunu. Ne yapacağız? arkadaşlar samimi konuşmalar yapacağız. Ailede olan bir olayı anlatacağız. Aa duydun mu bak Ayşe'nin başına neler gelmiş. Aa ne olmuş? Ya Beyhan var ya. ah o Beyhan neler yapmış kıza. Kıskanmış mı ne olmuş artık? anlayacağız durumu gibi böyle arkadaşlar ayrıntıları aktarmanız işinize yarar ilişkinizde bir başka başlığımız arkadaşlar uzun süren kırgınlıklar mesela yine ilişkilerin tükenmesine vesile oluyor şimdi hani e, bir mevzu oldu küskünlük uzadı da uzadı kimse inadından e, geri durmuyor ve inat etmeye devam ediyor. Eğer ki bu inatlar uzarsa, susmalar çok uzarsa, derin sessizlikler devreye girerse arkadaşlar, bir yerden sonra zaten e, kişiler konuşmayı da tartışmayı da bırakıyor aslında ilişkiyi bir şekilde arkadaşlar kendi kaderine bırakıyor ve böyle olunca da arkadaşlar bu ilişki de tükenmeye mahkum bir ilişki olarak karşımıza çıkıyor maalesef. Onun için de ne yapacağız arkadaşlar? Bir sıkıntı olduğunda konuşacağız, çözüm odaklı olacağız. Kırdıysak partnerimizi o yarayı sarmaya çalışacağız. Duygu tamiri yapacağız. Yok saymayacağız. İlişki kaderine bırakırsanız dediğim gibi kırılan, en çok hasar alan kişi de arkadaşlar ihtiyaçları karşılanmadığı için ne yapıyor? Başkasına muhtaç bırakırsanız sizi bırakıyor muhtaç bıraktığınız insanlar ve maalesef hikayeden uzaklaşıyorlar. Yani şimdi mesela hani e, örneğin hani bu küslükler olduğu zamanlarda partnerler zaten birbirini özlemeli, birbirine değer veren insanlar birbirlerini özlerler. Bir diğeri diyorsa ya iyi oldu, kafamı dinliyorum ya, fırsata çeviriyorsa bakın arkadaşlar. Hani tartışmalardan sonra, küslüklerden sonra bu durumları fırsata çeviren insanlar var. Ve böyle olduğunda da arkadaşlar oh rahatladım oh iyi oldu biraz kafamı dinleyeyim dediğinde ilişkiden zaten diğer partner uzaklaşmaya başlıyor ve bu uzaklaşmanın sonunda da ne oluyor başka teselliler için başka hikayelere dahil oluyor. Yani partnerinde teselli bulamıyor çünkü bu da yine bizim canımızı sıkan bir başlık. Hikayenin aslında ilişkinin tükenmesine vesile olan bir başlık olarak karşımızda maalesef arkadaşlar ve kişinin hikayesinde arkadaşlar kendi gibi olamaması bakın bu da ağır geliyor insanlara. Bu da insanların aslında bir yerden sonra yeter deyip isyan ettiği bir başlık. Yani kişi kendi olamıyor hep alttan alıyor hep onun gönlü işte incinmesin diyor onun istedikleri hadi olsun bu sefer de olsun ne olacak canım 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 ee, yani işte e, rahat etmek için bir dönem itaat ettiği dönemler aslında insanların ama itaat etmek etmekte e, rahat etmek değil arkadaşlar bir yerden sonra e, bu sabretmek olan durumda ne oluyor sabır taşıyor ve sabır taştığında da yine arkadaşlar durum toparlanmış olmuyor. Yani kişideki yeriniz aslında yer değiştirmeye başlıyor ve böylelikle de maalesef yine tükenmeye mahkum bir hikayede buluyoruz. Kendimizi haberiniz olsun ve son bir başlık daha paylaşayım bu konuya dair. Başka sevgilerde teselli arama ne zaman başlıyor dediğimizde arkadaşlar umudun tükendiği yerde aslında biraz da yani nasıl umudu tükeniyor insanların yani umudum kalmadı ya bu değişmez bundan bir yol olmaz bu hikaye bir yere evrilmez dediğinde sürekli tekrar eden e negatif tutumlar e artıya dönmeyen e olumlu başlıklar çoğaldığında zaten umut da tükenmeye başlıyor ve kişiler gidiyor işte başka ilişkilerde teselli aramaya başlıyor muhtaç bıraktığımız insanlar günün sonunda arkadaşlar ne yapıyor Bizi bırakıyor. O yüzden de partneri muhtaç bırakmayacağız ilgiye, sevgiye, değil mi? Bunları vereceğiz. Dozu da iyi ayarlayacağız. Sonuçta o alma verme dengesinden de çok çıkmayacağız. Bu da önemli bir başlık arkadaşlar. Yeni ilişkilere yelken açıyor çoğu insan. Neden? Çünkü ilişkisinde mutsuz arkadaşlar. Hani bu saydığım başlıklar eğer ki hikayenizde mevcutsa zaten e, partnerinizde böyle e, başka ilişkilere ihtiyaç duymuyor, başka sevgilere ihtiyaç duymuyor, yani başkasına ihtiyaç duymuyor. Sizinle tamamlandığını düşündüğünde bir insan sizden gidemez arkadaşlar. O yüzden hani insanlar eksik canlılar diyoruz her zaman. Birbirinizi tamamlayabilmeniz. Aman canım ne hali varsa görsün dememek değil mi? Yaşadığımız ilişkiye sahip çıkmak o ilişkinin ömrünü uzatıyor. Ama sahip çıkmıyorsak, ama umursamıyorsak, ama duyarsızsak ne oluyor? Tükeniyoruz arkadaşlar. Eğer ki ilişkinizin tükenmesini istemiyorsanız bir başka sevgide bir başka sevgili de teselli bulmasını istemiyorsanız ne yapacağız? Gözümüzü açık tutacağız. İlişkilerin ihtiyaçlarını gözeteceğiz. Ee, ve birbirimizden güzel bir şekilde duygu alışverişini arkadaşlar gerçekleştireceğiz. Yoksa maalesef. Ee, dediğim gibi hikayenizden uzaklaşıyor kişi ve başka aşklara yelken açıyor ha sizinleyken sizinleyken olan ilişkisinin sonunda gerçekleşebiliyor bu ya da hemen ayrılıyor ardından gerçekleşebiliyor sonra beni aldattı benden uzaklaştı bana bunu nasıl yapar nasıl yaptı diye birçok söyleminiz oluyor sonrasında arkadaşlar evet o yüzden de ne yapacağız partnerimizin ihtiyaçlarını, ilişkinin ihtiyaçlarını yok saymayacağız, duyarlı olacağız. O zaman kaybeden değil, kazanan bir ilişki yaşayacağız. Size mutluluklar diliyorum. Bugün de bu kadar olsun. Yeni videoda yine yeniden görüşmek umuduyla. Benim iletişim kurmak isterseniz Funda 06 Fıraltı Instagram hesabım üzerinden iletişim kurabiliriz. Kendinize iyi bakın. Haydi hoş kalın ve hoşça kalın.